Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Ağustos 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili ikizler, konu başlıklarına önce bir bakalım. Ay'a dolunayla başlıyoruz. 1 Ağustos'ta Kova burcunda dolunay meydana gelecek. 16 Ağustos'ta 23 derece Aslan burcunda yeni ay doğuyor. Ay boyunca Venüs Aslan burcunda gerilemesini sürdürecek ve gezegeniniz Merkür'de bu ay retro harekete başlıyor ve ayın son gününde yine bir dolunay var. Balık burcunda dolunay meydana gelecek. Evet, şimdi detaylara bakalım. Ay'a hızlı başlıyoruz. 1 Ağustos'ta 9 derece Kova burcunda güçlü bir dolunay var. Bu dolunay sizin 9. evinizi aydınlatıyor olacak. Güneş ile Venüs Aslan burcunda. 9. ev konuları ve Kova burcundaki dolunaylar sizin için aslında daha umut verici, daha keyifli, motivasyonunuzu arttıran konularla ilgilidir. Bazı hedeflerinize ulaşmanız, sonuçlar almanız mümkün. Örneğin eğitimle ilgili konular, akademik çalışmalar, üniversite eğitimi ve benzeri alanlarda artık bir şeyler netleşebilir. Bununla birlikte gezileriniz, seyahatleriniz, yolculuklarınız, işte buralarda bu dolunay hızlı gündemler getirebilir. Yani seyahate çıkmanız, yolculuk yapmanız mümkün. Özellikle yabancılar, yurt dışı konuları, uluslararası konularda, buralara yapılacak seyahatler, yurt dışı çalışmaları, eğitim gibi konular, yabancılarla ilgili her türlü konuyu aktifleştiren bir dolunay. Süreç içerisinde hazırlıklarını yaptığınız, haber beklediğiniz konular işte bu dolunayda netleşebilir. İletişim, hareket, seyahat, yolculuklar, medya ve basın üzerinde yapılacak işler, sosyal medyadaki aktiviteler de artabilir. Hatta hukuksal konularda yine bu dolunay bazı önemli haberler getirebilir size. Sabit burçlarımız tabii ki daha fazla etkileniyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Eğer kişisel haritalarınızda Boğa, Aslan, Akrep ya da Kovaların 9 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa Kova dolunayının tesiri sizin için çok daha güçlü olabilir. Güneş ayın 23'üne kadar Aslan burcunda parlayacak. Venüs'le birlikte. Venüs'te retro harekette. 13'ünde Güneş-Venüs kavuşumu var. 3. evinizde ayın genelinde biraz yakınlarınızda olup bitenler, akrabalar, kardeşler, komşularla ilgili konulara ilginizi arttırıyor. Venüs gerilerken tabii ki biraz hani belki akrabalar, işte yıllardır görüşmediğiniz kişilerden haber almanız, onlarla haberleşmeniz, konuşmanız, bir araya gelmeniz, görüşmeniz mümkündür. Kardeşlerle daha fazla ilgilenebilirsiniz. Zaman zaman kardeşlerle ilgili bazı konular sizi meşgul edebilir. Venüs gerilerken biraz geçmişe sizi çekecek, geçmişi hatırlatacak konular, karşılaşmalar, seyahatler, yolculuklar daha fazla olabilir bu dönemde. Tabii ki zaman zaman biraz stres olabilirsiniz. Biraz hani özellikle ailevi ilişkilerde sorumluluklarınız artabilir. Merkür ve Mars Başak Burcu'nda olacağı için 4. evinizde enerjinizi biraz eve, aileye, ailede yapılacak, evde yapılacak işleri de yönlendirebileceğinizi gösteriyor. İşte kardeşler, kuzenler, yeğenler, belki evde misafir ağırlayacaksınız. Hani burada biraz enerji harcamanız gerekiyor. Ya da aileyle ilgili bazı mevzular var. Bunlar geçmişten gelen konular olabilir. Ve bunların şimdi konuşulması, tartışılması, çözümlenmesi gerekebilir. İşte buralara daha fazla enerji harcayacağınız bir ay içerisindeyiz aslında. Ayın 16'sında 23 derece Aslan burcunda yeni ay var. 3. ev yeni ayı. Bu yeni ay sırasında Güneş-Uranüs karesi de aktifleşiyor. Güneş-Uranüs karesi biraz böyle hızlı, beklenmedik, ani gelişmeler meydana çıkarabilir. Ama Venüs de retro. Bu dönemde biraz ani gerilimler de yaşayabiliriz. Özellikle komşularla ilişkilerde, işte kardeşlerle, akrabalarla ilgili konularda beklenmedik bir durum olabilir. Veya işte hiç planda olmayan bir seyahat ya da hiç beklemediğiniz bir ziyaret, bir misafir ve benzeri konularınız olabilir. Eğitim konuları aktifleşiyor. Daha çok önceden başlamış bir şeylerin, yarım kalmış bir şeylerin tamamlanmasına dair fırsatlarınız olabilir. Ya da işte daha önceden gittiğiniz bazı yerlere tekrar gitme fırsatınız olabilir. Bunlar size çocukluğunuzu, geçmişinizi hatırlatacak yerler de olabilir. Bunun gibi nostaljik etkiler de karşınıza çıkabilir bu yeni ay döngüsünde. Ama tabii ki bütün ikizler burçları aynı şekilde etkilenmiyor.
Aslan burcu sabit bir burç. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle yine sabit burçların 23 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa daha fazla etki alacağınızı söyleyebilirim. İşte 20 ile 25-26 derece aralığını burada özellikle takip edebilirsiniz. Ve ayın 23'ünden itibaren Güneş Başak burcunda parlamaya başlayacak ve ayın yine 23'ünde gezegeniniz Merkür bu sefer Başak burcunda gerilemeye başlayacak. Dördüncü evinizde Venüs'ün yanı sıra bir de Merkür gerilemesiyle beraber çift retrolu bir döngüye gireceğiz. Bu biraz tabii ki günlük hayatımızdaki hızımızı yavaşlatabilir. Çünkü retro gezegenler, ki özellikle Merkür gerilerken, zihnimiz daha çok geçmişe takılabilir. Bu dönemde yeni kararlar vermek, yeni bir şeyleri başlatmak çok verimli olmayabilir. Ama bize özel fırsatlar da sunar Merkür retroları. Ne yapacaksınız bu dönemde? Eksikleri tamamlayacaksınız. Özellikle ilginiz, alakanız daha çok evle ilgili. Evde bir şeyler var meşgul olmanız gereken. Evi düzenleyeceksiniz. Belki evde bir yerleşim işiniz var. Evde tadilatlarınız olabilir. Bunlara zaman ayıramadınız. Şimdi zaman ayırma zamanı. Bunları bir tamamlama zamanı. Tüm bu gözden geçirmeleri yaparken çok fazla detaycı, çok fazla böyle analitik olabilirsiniz. Önemli muhasebeler yapabilirsiniz. İşte gerekliyle gereksizleri bir ayrıştırabilirsiniz. İşte dolapları bir boşaltabilirsiniz gibi. Burada bir sadeleşmek için aslında günlük hayatınızın konforunu, rahatını, veriminizi arttırmak için önemli sadeleşmeler, ayıklamalar da yapabilirsiniz. Zaman zaman aile üyeleriyle bir şeyleri daha fazla tartışmanız, böyle birbirinizi eleştirmeniz, hatta bazen böyle alınganlıklar yapmanız mümkün. İşte ayın 21'ine, 22'sine biraz dikkat edin. Yine aynı şekilde ayın 27'si, 28'i aile üyeleriyle ilişkilerde biraz sıkıntılar olabilir. Kendinizi zaman zaman çok kısıtlanmış hissedebilirsiniz ya da siz çok eleştirel yaklaşabilirsiniz. Ebeveyn ilişkilerinizle ilgili bazı sorumluluklarınız olabilir. Onlarla ilgilenmeniz gerekebilir. Bunlar daha çok ayın son haftasında sizin için önemli hale gelebilir. Ve 31 Ağustos'ta Balık burcunda dolunay meydana gelecek. Bu ay iki dolunay var. Ayın ilk günü ve son gününde. Tabii ki ayın son günündeki dolunay Eylül ayının ilk haftasını daha çok şekillendirecektir. 27 Ağustos'tan sonraki birkaç gün ayın sonlarında bu dolunay tesirlerini hissedebiliriz. Sizin için önemli, değişken bir burç olduğu için Balık, kariyer evinizi de, hani toplumdaki duruşunuzu, statünüzü de etkileyen, hatta medeni durumunuzu da etkileyen bir dolunay bu. Bu süreç aileniz, ebeveynlerinizle ilgili konulara da daha fazla vurgu yapıyor. Merkür retrosu başlamış olacak ve dolunay sırasında Güneş-Satürn karşıtlığı da var. Biraz böyle aile içi konular, evde yerleşimler, ebeveynlerle ilgili konular, işte kariyer, iş konuları, taşınma konuları gibi alanlarda önemli etkiler getirebilir. Eylül ayında ilk haftası içerisinde bunları daha çok hissedebilirsiniz sevgili ikizler. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın. İkizler burcu zodyağın 3. burcudur. Hava elementinden değişken nitelikler taşır. 21 Mayıs 20 Haziran arasında doğan kişiler ikizler burcundan kabul edilir. Yönetici gezegenleri Merkür'dür. İkizler burcu hareketli, canlı, zeki, iletişim kurma konusunda başarılı bir burçtur. Bu burçta doğan kişiler de entelektüel, zeki, hareketli, konuşkan, meraklı, kararsız, değişken ve huzursuz tabiatlı olabilirler. Yönetici gezegenlerin Merkür çok hızlı bir gezegendir. Merkür etkisindeki bu kişiler de her zaman hızlı düşünen, hareketli, yaşam boyu genç kalabilmeyi başaran kişilerdir. Çok zeki olmalarına rağmen fazla meraklı, değişken ve huzursuz tabiatları nedeniyle bazen fırsatları kaçırabilirler. Onların biraz daha sabırlı ve kararlı davranmayı öğrenmeleri gerekir. İkizler burçları meraklı doğaları nedeniyle hayatları boyunca öğrenci kalabilirler. Onlar için bilgiyi öğrenmek, taşımak, başkalarına iletmek ve bununla ilgili her türlü iletişim konuları ilgi alanlarında olacaktır. Çok iyi bir yazar olabilirler, hatip olabilirler. Çift karakterli ve özgür doğaları sık sık fikir değiştirmelerine ve bağımlı ilişkilerden de biraz uzaklaşmalarına neden olabilir. Bu durum onları uzun vadeli ilişkilerden biraz alıkoyabilir.